Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi, Aksaray'daki tarihi yapıları gün yüzüne çıkardığı restorasyon çalışmalarıyla tarihi mirasa sahip çıkıyor. Tarihi ışık tutan 2. Kılıç Arslan Hamamı ve kentin kültür ve sanat etkinliklerine tanıklık eden tarihi tiyatro salonunda aslına uygun çağdaş bir kimlikle sosyal hayata yeniden kazandırılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tarihi 2. Kılıç Arslan Hamamı ve Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonu'nda incelemelerde bulundu. Başkan seçildikten sonra Aksaray'ın tarihi ve kültürel miraslarını ayağa kaldırmak için uzun uğraşlar veren Başkan Yazgı, kentin gerçek anlamda bir turizm şehri olması için her alanda önemli adımlar attıklarını ve tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılmasının turizm potansiyeli açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Tarihi 2. Kılıç Arslan Hamamı ve tiyatro salonunda devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandığında yapılar rahatlıkla ziyaret edilebilen ve insanların aktif kullanabileceği, geçmişin tarihi atmosferini soluyabilecekleri merkezlere dönüşmüş olacak. Aksaray Valiliği himayelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. İşkur ve Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin işbirliği sonucu Aksaray'daki engellilere yönelik düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılan engelli bireyler düzenlenen programda sertifikalarını aldı. Kursları başarıyla tamamlamanın sevincini yaşayan öğrenciler sevinçlerini protokol üyeleriyle paylaştı. 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde düzenlenen programda öğrenciler geceye katılan tüm davetlilere bir kez daha hayatı nasıl tutunduklarını ve engelli olmanın başarıyı engellemediğini gösterdiler. Gecede öğrenciler hazırladıkları sergi, şiir ve müzik dinletisi, folklor gösterileriyle tüm maharetlerini sergilediler. Vali Ali Mantı ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı davetlilerle yakından ilgilendi. Protokol konuşmalarıyla birlikte programın en anlamlı paylaşımları ise farkındalık sohbetleri kapsamında yaşandı. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kent genelinde altyapı gereksinimlerine cevap verecek etkili çözümler üretirken hizmet standartlarını da üst noktalarda tutmaya devam ediyor. Ekipler asfalt yenileme çalışmaları kapsamında 2018 yılı içerisinde 11 aylık dönemde 771 adet muayene bacası, 179 adet parsel bacası yenileme ve yükseltme çalışması gerçekleştirdi. 5-8-10 santimlik özel betonarme yükseltme elemanlarıyla sıcak asfalt çalışmalarında kaplama altında kalan bacalar ortaya çıkarılırken, yol kotundan üstte veya altta kalan bacalar ise trafik güvenliğinin sağlanması açısından yolla aynı seviyeye düşürüldü. Günün öne çıkan gelişmelerini izlediniz.